her seferinde normal sinüs ritmi dediğimiz normal ritim miktarı böyle 110-120 ölçüyorsak bir kişide muhakkak şeye bakmak lazım. İki tane şey var. Bir tanesi muhakkak tiroidleri çok çalışıyor mu çalışmıyor mu, çok son derece önemli. Çünkü tiroidli bir insanı çok çalıştığı zaman tiroid hormonu çok kalbi hızlandıran bir hormondur. Ve atrofibrilasyon dediğimiz ritim problemlerine de sebep olabilir. Muhakkak onu araştırmak lazım. Kansızlık var mı yok mu muhakkak araştırmak lazım. Çünkü kansızlık da özellikle Türkiye'de çok yaygın kansızlık. Özellikle demir eksikliği anemisi dediğimiz kansızlık tipi çok yaygın. Muhakkak araştırmak lazım. Eğer bunlar da normal ise normalde eğer bunlar normal ise ve kalpte problem yoksa normalde kalp hızlı atmaz. Evet. Yani yüzün üzerinde çok nadiren. Bazı çok heyecanlı kişilerde olabilir. O da eğer yani ilaçlarla çok rahat kontrol edebiliriz. Yani onların da ilaçları var yani. Hocam kalıcı pille alakalı bir soru gelmiş. İsterseniz önce biraz kalıcı pilden bahsedelim. Kalıcı pil nedir? Kalıcı ömrü pil ne kadardır? Ve metal kapak değişimiyle ilgili neler söylersiniz? Metal kapak yani, farklı bir metal kapak konusu. Çünkü ama çikolata kalıcı, evet, alakalı bir soru kalıcı gelmiş. Kalıcı pil ne oluyor? Bizim bir elektrik bir sistemimiz vardı. Elektrik sistemi. Bazen o bazı yerlerde sekteye uğruyor, duruyor. Ve o zaman da özellikle tam blok dediğimiz bloklar gelişiyor kalpte. Kalp hızı böyle 30'lara 40'lara kadar düşüyor. Kişilerin o zaman bayılma oluyor. Bayılıyorlar. Bu tür durumlarda işte genelde kalıcı pil takıyoruz. Bazen de işte hasta sinüs sendromu diyoruz. Kalbin ilk sinüs ritmini sağlayan, ilk elektrik veren yerde bozukluk olabiliyor. Bu tür durumlarda özellikle ritim böyle elinin altına düşüyorsa, bayılmalar oluyorsa kalp pili gerekebiliyor. Kalp pili dediğimiz gibi şöyle küçük bir kesi yaparak oradan elektrotlar kalbin içine yollanıyor. Ve kalp mesela yavaşladığında o devreye giriyor. Normal çalıştığı zaman devreye girmiyor ama yavaşladığı zaman o devreye girerek kişinin bayılmasını engelliyor. Son derece faydalı bir yöntemdir. Eğer hakikaten bir kişide blok gelişmişse kalp pili son derece faydalıdır. Korkmamak lazım. Kalp pili yani çok korkacak bir yöntem değil. İşlem de çok zor bir işlem değil. Böyle lokal anesteziyle çok rahat yapılabiliyor. Ömrü de yaklaşık 10 yıl falan işte o kişiye göre değişiyor. Kalp pilinin devreye girme miktarına göre de değişiyor. Eğer çok az giriyorsa daha uzun yıllar, daha sık giriyorsa devreye daha kısa yıllar sürebiliyor ama sorun değil. Yine değiştiriyor, duruyor yani. Yani kalp pili yani 10 yıl sürüyor da sonra da bitiyor da daha olmuyor diye bir şey yok. Çıkartıyorsun, yenisini koyuyorsun oraya yani. Çok, yani öyle çok korkacak bir durum değil. Kalp pili son derece faydalı. Metal, evet, kapak, metal dediğim, kapak değişimi. Metal kapak, kapak değişimi tabii kapak hastalıkları da ciddi bir kalp hastalığı problemlerinden bir tanesidir. Kapakları biz bazen değiştiriyoruz. Niye değiştiriyoruz? Çünkü o kapak fonksiyonunu kaybediyor. Hangi sebeplerden kaybediyor? Bir sebep eskiden de çok yaygın gözüküyordu. Şimdi son derece azaldı. Romatizmal kalp hastalığı dediğimiz bir hastalık oluyor. Artık bu son derece azaldı Türkiye'de. Avrupa'da hemen hemen bitti. Ama az gelişmiş ülkelerde hala yaygın. Çünkü neden? Bir basit bir boğaz enfeksiyonu. Eğer doktora gitmezse orada beta mikrobu dediğimiz mikrop var. Onun sonucu. Boğazdaki bir enfeksiyon sonucu. Çocukluk çağında geçirdiği bir romatizmal atak ve ileri yaşlarda, 30-40 yaşlarda o kapağın tamamen kireçlemesi, fonksiyonu kaybetmesi. Bir de diğer bir problem de dejeneratif kapak hastalıkları diyoruz. Bu da daha çok işte yaşla birlikte o kapağın kireçlenmesi. Nasıl bizim eklemimiz kireçleniyor değil mi? Dokularımız zayıflıyor. O da aynı şekilde oradaki kapağı da zaman içerisinde bozulabiliyor. Bu da şimdi ileri yaşlar yani gelişmiş ülkelerde en sık bunu görüyoruz. Çünkü yaş süremiz arttı. Evet. Dünyada arttı, Türkiye'de de arttı. Eskiden bundan 100 yıl önce 50-60 yaş deyince insanlar ölümü çok normaldi. Artık şimdi yaş dememiz için 80'in geçmesi gerekiyor. Yani 70 yaşa bile artık yaşlı demiyoruz günümüzde. Böyle olunca da tabii dejenerasyonlar arttı. Kapaklardaki dejenerasyonlar. O kapaklar bazen işte daralıyor, kireçleniyor. Bir o kapakları değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? İşte metal kapak ya da biyolojik kapak koyuyoruz. İki türlü kapak var kullandığımız. Metal kapaklar son derece sağlam. Kolay kolay bozulmuyor. Ömür boyu devamlı çalışıyor. Bir sıkıntı yaratmıyor. Ama sıkı problem onun da işte yabancı bir madde olduğu için, metal olduğu için bizim oradaki pıhtı hücreleri bahsettiğimiz
pıhtılaşma mekanizmasını aktive ediyor ve vücut orayı pıhtılaştırmaya çalışıyor kapağı. Biz onun için devamlı kan sulandırıcı veriyoruz. O pıhtılaşmasın diye. İşte bu kan sulandırıcıların yan etkileri olabiliyor. İşte kan sulandırıcı veriyorsun, kanamalar oluyor. Ya da işte kan sulandırıcı iyi kullanamıyor, yetersiz oluyor. Bu sefer kapakta pıhtı oturabiliyor. Ya da bazen kapakta mikrop oturabiliyor. Yani bu kapakla ilgili problemlerimiz de bunlar. Yani kapak değiştirince aslında her şey bitmiyor. Evet. Yani bir hastalığı bitiriyoruz, yeni bir hastalık başlıyor gibi diyebilirim aslında. Kişi işte kendine dikkat eder ise, yani mikrop oturma riskini azaltırsa, bunun da en büyük sebebi biliyorsun diş hapşeleri. En çok oradan oturur. Evet. Yani kapak hastalarımız dişlerine tabii son derece önemli. Son derece önemli çünkü oradaki basit bir hapse, oradaki mikrobun kana karışması, kana karıştığı zaman dolaşırken o kapakın üzerinde geçiyor. Oradaki kapak da yabancı bir ortam, oraya oturabiliyor. Oturduğu zaman da orada mikrop çoğalıyor ve bir sefer de